Dünyanın gündemindeki sıcak başlıklar bu şekildeydi. Bir de Türkiye'nin gündemindeki o sıcak başlık var. Günlerdir aranıyor. Türkiye seferber olmuş durumda. Narin'den gelecek bir haberi bekliyoruz. Ama bugün önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in amcası çıkarıldı, mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Sıcak gelişmenin yaşandığı noktaya Diyarbakır'a gidelim. A Haber ekibinden Sinan Yılmaz bizi bekliyor olacak. Hemen sözü Sinan'a bırakalım. Sinan, kolaylıklar diyelim. Sıcak gelişmeler var. Detayları senden alalım. Maalesef 14 gün oldu. Narin'den henüz bir haber yok. Arama çalışması kısmen de olsa hala devam ettiğini söyleyebiliriz. Dün gün içerisinde sıcak anlar, sıcak saatler yaşandı. Gözaltına alınan Narin'in amcası, aynı zamanda muhtar olan Salim Güran, dün sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edildi. Orada savcıya ifade verdikten sonra da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tutuklayarak cezaevine gönderdi. Bütün sorular soruldu aslında, çünkü 3 gün boyunca jandarmadaydı. Özel bir ekip Ankara'dan gelip burada çapraz sorguya aldı ve bütün detaylar, bütün sorular aslında soruldu. Peki ne cevap verdi derseniz hemen paylaşmak istiyorum. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada 47 Kastamonu Fransa 388 plakalı araçta inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede neticesinde ön şoför koltuğunda kaybolan Narin Güran'ın DNA izi tespit edilmiştir. Bu konu hakkında ifadeniz nedir? Cevabı şu Salim'in amcasının, Salim muhtar olan kişi. Ben bu çocuğu arabaya koymamışım cevabını verdi. Yine soru soruluyor aynı zamanda. Yine Narin Güran'ın amcalarının tamamında araç mevcut olup sadece sizin aracınızda DNA çıkmasını izah ediniz. Cevap vermiyor burada. Yine soru soruluyor. Sizin kullandığınız araçta niçin diğer yeğenlerinizin DNA profili çıkmadı ya da araçta birçok çocuğun kapısı açık halde binme ihtimali var iken sadece Narin'in DNA profilinin bulunmasının nedeni nedir? Cevabı, ben bunu açıklayamam cevabını veriyor. Yine soru soruluyor. Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre aracınızdan çıkan DNA profili ile Narin'in kıyafetlerinden çıkan DNA profilinin birbiriyle uyumlu olduğu hakkında rapor düzenlenmiştir. Narin Güran'ın öldürülme kastıyla kaybolmasına siz mi sebep oldunuz? Burada da cevap vermiyor. Yine geçtiğimiz aylarda soru soruluyor. Geçtiğimiz aylarda aile olarak yüklü miktarda para ödediniz. Bu ödemeler Narin'in kaybolmasından 1-2 gün önce yapılması ve bu duruma aile arazilerinin satılarak ödenmesini, Arif tarafından ödenmesinin istenmesine karşı çıktığınız istihbari bilgiler alınmıştır. Böyle bir durum oldu mu? Böyle bir şey yaşanmadı cevabı veriyor. Yine soru soruluyor. Arif Güran'a, Narin'in babasına, Arif Güran'a sana öyle bir acı yaşatacağım ki ömür boyu unutmayacaksın dediniz mi? Öyle bir şey yok cevabını alıyor. Şimdi hemen yani Sinan, ilk güne gelmek istiyorum. Özellikle şu soru oldu. Kayboldu. Şu soru oldukça önemli. Soruda yani amcanın babaya sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu unutamayacaksın dediği iddiası var. Aile içi bir problemden mi kaynaklandığı üzerine duruyor polis? Yani zaten o soruda şunu soruyor. Ben bir an öncesinde bazı arazi satışı ile ilgili bir soru soruyor. O soruya cevap veriyor. Çünkü çok fazla detay aslında burada yer almıyor. Sadece soru sorulmuş burada. Şimdi ilk gün kayboldu, ilk güne gelmek istiyorum. Hemen burada, evet. Şimdi burada bir soru soruluyor. Saat 21.08.2024 günü saat 17.40 ile 19.05 arasında kimin yanına gittiniz? Ne kadar kaldınız? O tabi o süre zarfı içerisinde Narin'den bir haber yok. Narin hala kayıp. Cevabı şu. Kesin tarladayım, hatırlamıyorum cevabını veriyor. Yine soru soruluyor. 19 ile 20 arasında kimin yanına gittiniz, ne kadar kaldınız?
tarladaydım. Yanımda Mehmet Selim Atasoy ve oğlu Ramazan vardı cevabını veriyor. Yine bir soru soruluyor. Taşlantepe Mahallesi'nde bulunan okulun güvenlik kamera kayıtları incelenmiştir. 21.08.2024 günü saat 18.57'de 47 Kastamonu Fransa 388 plakalı araç ile okulun önünden geçtiğiniz görülmektedir. Yukarıda beyanınızda Hacı Hüseyin'in yanına fazla oturmadığınızı beyan etmiş olmanıza rağmen saat aralıkları ve beyanınızda çelişki vardır. Araç içerisinde kim veya kimler vardı sorusu soruluyor. Cevabı kendisine net saat sormamasına rağmen sabah, öğlen ve öğleden sonra bulunduğu yeterli yerleri tekrar ederek belirtilen saatten ben yalnızım dedi. Böyle bir cevap yazılmış. Yine bir soru daha soruluyor. Kullandığınız şöyle bir iddia da var. Şimdi Nari'nin kaybolduğu gün tabii ki aile hızla çocuklarının peşine düşüyorlar o küçük kızı bulabilmek için, ama amcanın bu süreç içerisinde hiç kardeşini, yani Nari'nin babasıyla bir temasa geçmediği ne yönelik de bazı iddialar var. Yani aslında doğal akışa aykırı bir durum. Amcanın hemen böyle bir durumda babayı arayıp kendi yeğeni için arama çalışmalarına katılması beklenir, ama iddia o ki amca hiç bu sürece katılmıyor, babayı aramıyor. Bu doğru mu? Şimdi hemen o bilgiyi de paylaşayım. Olayı öğrendiğinizde neden kardeşinizi, Nari'nin babasını soruyorlar, aramadınız? Cevap şu: niye arayayım? Zaten köye kendisi geliyordu. Kaza yapmasından korkuyordum cevabını veriyor. Yine olay günü neden akrabalarınızdan kimseyi aramadınız da hep onlar sizi aradı? Bir soru soruluyor. Aramışlarsa aramışlardır, ne bileyim ben cevabını veriyor. Kayıtlarda olay günü Nari'nin babası Arif Güran'ın dışında akrabalarınızın sizi araması suretiyle görüştüğünüz tespit edildi. Kardeşinizi neden aramadınız sorusu soruluyor. Aramadım, aramak zorunda mıyım cevabı veriliyor. Yine bir soru daha soruluyor. Tarlaya gitmeden önce işçilerinizi arar mısınız? Onlarla tarla için konuşuyorum. Onu bir tarlaya gönderiyorum cevabını buradan veriyor. Peki Sinan, şimdi bu ifadeleri konuşmaya devam edeceğiz, ama sen aileye yakın isimlerle de hiç temasa geçtim. Yani amca şu an tutuklanmış durumda, hakkında farklı iddialar var tabii ki. Aile ne diyor? Aile içinde ne konuşuluyor şu an? Biz gün içerisinde aslında biz köydeydik. Oradaki Nari'nin amcası, yine Arif'in, Nari'nin babasının amcasıyla orada bir görüşme yaptık. Aslında onlar bu duruma inanmıyor. Çünkü diyor araç bizim kapımızın önünde. Kapısı açık. Burada herkes gelip kullanabiliyor. Zaten herkes akraba. Benim kardeşim, büyük kardeşim, büyük abim kullanıyor, kardeşim kullanıyor. Arabası açık. Ben gidip işte diyorum anahtarı verin bana, ben çarşıya gideceğim. Anahtarı alıyor. Hiç izin bile istemediğini söylüyor amcası. Sonra çarşıya gidiyor. Yani onlar aslında bir şok içerisinde olduklarını söyleyebilirim. Onlar bu duruma pek inanmıyor. Bu bilgiyi paylaşırım sizinle. Peki Sinan, şimdi arama çalışmaları devam ediyor. Amca tutuklandı, ama hemen belirtelim. Bunlar tabii ki iddialar. Henüz kesinleşmiş, mahkeme kararıyla çıkmış bir karar yok. Henüz kimsenin suçlu olduğuna yönelik mahkeme kararı yok. Ama çalışmalarda şimdi artık neye odaklanılıyor? Yani bizim Nari'ni canlı olarak bulabilme ihtimalimiz hala güçlü bir seçenek mi? Yoksa dilimiz varmıyor ama daha olumsuz bir tabloya doğru mu gidiyoruz şu an? Yani isterseniz ben bir ifadeden bahsetmek istiyorum. Onu unuttum söyleyeyim. Nari'nin kaybolduktan 15 dakika sonra köyden ayrılıyor amcası Salim Güran. Bu soru da soruluyor kendisine. Hemen o sorunun cevabını söylemek istiyorum. Şunu söylüyor: tarlaların yanında olduğum süre içinde telefonum çekmiyordu. Telefonun kapalı kalma konusu budur. Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp tanıdıklarım olup olmadığını sormuştu. Bu sebeple o tarihte bütün WhatsApp kayıtlarımı sildim.
WhatsApp kayıtları ve arama kayıtlarını sildiğine dair bilgiler de vardı. Bu soru da soruldu. Bu sorunun da cevabını şu anda söylüyorum. Bu sebeple o tarihte bütün WhatsApp kayıtlarımı sildim. Telefonda ses kayıt özelliği vardı. Ses kayıtlarını silmedim. Ancak Çarık'la baskın olduğu akşam bu kayıtları da sildim. Telefonda kayıtlı Facebook ve TikTok hesaplarım vardı. Burada satılan araçları, tarımla ilgili aletleri burada beğeniyorum. Net bir yanıt veremiyor. Yani belki de en fazla şüphelerin odaklandığı nokta o WhatsApp mesajlarının silinmesi. Neden WhatsApp mesajları silinir ama anladığımız kadarıyla net bir yanıt da gelmiyor amcada. Net bir yanıt vermiyor. Hatırlamıyorum, bilmiyorum cevabını veriyor. Evet. Oldukça ilginç. Şu anda durum bu yönde ama arama kurtarma çalışması da bir önceki günlere göre çok fazla bir arama çalışması yok aslında. Artık deliller üzerinde, ifadeler üzerinde şu anda bir çalışma yapılıyor. Bundan sonraki süreçte gözaltılar olur mu olmaz mı şu an için bilemiyoruz. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili titiz bir çalışma yürütüyor. İfadeler üzerinde çok ciddi bir şekilde durulduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir kişinin ifadesi aldıktan sonra uzman ekip ifadeyi okuyor. Eğer bir çelişki varsa, bir detay varsa tekrardan çağırıp tekrardan ilgili şahıstan sorgusu, tekrardan ifadesi alınıyor. Son dönemin en büyük arama kurtarma operasyonu gerçekleşiyor. Artık operasyonlar farklı bir evreye ulaşmış durumda. Sinan'ın da vurguladığı gibi uzman ekiplerce ifadelerdeki çelişkiler, ifadelerdeki o soru işaretleri ve boşluklar üzerinde titiz çalışmalar devam ediyor. Dediğimiz gibi çalışmalar devam ediyor. Türkiye narinden gelecek iyi bir haberi bekliyor. Sinan Yılmaz ve Mehmet Sıddık Bilge'ye de notları için teşekkür ederim. Kolaylıklar dileyelim.